Evet. Şimdi bu akdamarı konuşmak nereden icap etti? Ben Instagram hesabımdan zaman zaman Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu, Mezopotamya, Turabidin bölgesi ile ilgili paylaşımlar yapıyorum. Genelde DM'den, özel mesajdan, hocam şurayı anlatır mısınız, hocam şurayı anlatır mısınız diye teklifler geliyor. Ben de onları istinaden birer dakikalık videolar yapıyorum. Ve akdamarla ilgili çok teklif gelince ben de istek gelince ben de akdamarı anlatayım dedim ve bu bağlamda değerli meslektaşlarımız, rehberlerle de bunu konuşalım. Aynı zamanda şu anda sadece rehberler değil, üniversite öğrencileri, akademisyenler, acentacılar, hocalar, dediğim gibi her kesimden sanat tarihine buna ilgisi olan insanlar şu anda bizi seyrediyor. Şimdi akdamar maalesef hak ettiği kadar tanıtılmadı. Akdamar çünkü Keşiş Manuel'in yaptırdığı muhteşem Ortaçağ Ermeni sanatının adeta zirvesidir Akdamar. Bundan dolayı Akdamar'ı iyi bilmek, Akdamar'ı iyi anlamak ve Akdamar'da taşlara işlenen sırrı konuşmak ve bunları bilip buna göre davranmak çok önemli. Buna göre davranmaktan kastım ne? Özellikle burada tur rehberlerine çok iş düşüyor. Çünkü Akdamar'ı iyi anlattığımız zaman gruptaki misafirler gidip işte memleketlerine o onu anlatır, o onu anlatır, şöyle gizemleri, şöyle sırları var diye. Ben de bu bağlamda bu konuşmayı, bu bağlantıyı yapmak istedim. Tabii Akdamar üzerinde bir sürü rölyeflerden ve içindeki freslerden bahsedeceğiz, konuşacağız. Ama bunların hepsinin bir felsefesi var. Bunun altında alt metinde okuyacağımız özel ifadeler söz konusu. Bundan dolayı Akdamar'ı anlatmak istedim ve ben genelde bu işin altında yatan felsefe bölümüne değineceğim. Yoksa zaten içinizden Akdamar'a giden ve işte Yunus Peygamber'in sahnesi, Hezekiel Peygamber'in sahnesi ya da diğer sahneleri biliyoruz. Bu bağlamda biz sadece onlara değinip ve altında yatan anlama, altında yatan felsefeye değineceğiz. Tabii bunları turlarda bütün misafirlerimize anlatabiliyor muyuz? Hayır. Bazı gruplara 1 saatlik anlatım yapabiliyoruz. Bazılarına 2 saatlik, bazılarına 3 saatlik, bazılarına da 10 dakika anlatım yapıp geçiyoruz gruba göre. Evet, şimdi Akdamar'ı konuşmaya başlayalım. Akdamar'ı kimler yaptı? Akdamar'ı kimler inşa etti? Akdamar'ı Vaspurakan Krallığı'nın başkentiydi Akdamar. Ama Vaspurakanlar kimlerdi? Ermeni bir topluluk. Ermenilerin Doğu Anadolu bölgesindeki serüvenlerine kısaca bir değinelim. Ermeniler kimdir? Doğu Anadolu bölgesine nasıl geldiler? Ve bu bölgede hangi eserleri inşa ettiler? Önce bunlara bir değinelim. Hepimizin bildiği bir Nuh tufanı var. Nuh tufanı Tevrat'ta da geçer. Ve Tevrat'ta 7. ayın 17. günü Nuh'un gemisini Ağrı Dağı'nın zirvesine, yani Ermenilere göre ve Tevrat'a Ararat'ın zirvesine indirdiği söyleniyor. Ararat'ın zirvesine Hazreti Nuh'un gemisi Temmuz ayının 17'sinde, yani 7. ayın 17. gününde konuşlandı. Hazreti Nuh tufanında, Hazreti Nuh'un hepimiz biliyoruz zaten aşina ve aşikarız bu duruma. Gemi konuşlanmadan önce, yani konuşlandıktan sonra artık yavaş yavaş tufanın bitmesi bir güvercin vasıtasıyla oluyor. Güvercin ağzında bir zeytin dalıyla geliyor ve güvercin ağzında zeytin dalıyla geldikten sonra Nuh evet tufan bitti dedikten sonra kendisiyle beraber ahalisini artık Ararat bölgesine indiriyor ve Tevrat'a göre artık insanlığın ikinci yaşamı ki semavi dinlerde Hazreti Nuh insanlığın ikinci babası olarak bilinir. Ve insanlığın ikinci yaşamı Doğu Anadolu bölgesinde başladı. Bu topraklarda başladı. Ve güvercinin ağzında getirdiği zeytin dalı da Yunan mitolojisi etkisi de var burada. Mesela Yunan mitolojisi etkileniyor bu olayda. Yunan mitolojisinde Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kurulma aşaması da aslında bir zeytin dalıyla alakalı. Nasıl zeytin dalıyla alakalı? Zeus bir yarışma düzenliyor ve bu yarışmada birinci seçilecek tanrı ve tanrıçaya o birinci seçilen tanrı ya da tanrıçanın adı şehre verilecek diyor. Ve bu bağlamda bir yarışma düzenleniyor. En güzel hediyeyi, en güzel şeyi icadı kim yapacak diye. Athena yarışmaya zeytin dalıyla
katılıyor. Ve Poseidon da bir at, bir deniz atıyla katılıyor. Bu bağlamda büyük bir at, güzel, heybetli bir at yaratıyor Poseidon Yunan mitolojisine göre. Ve yarışmada Athena seçiliyor. Athena seçildikten sonra Zeus yeni kurulan bu şehrin adına Athena'nın adını veriyor. Yani bugün Athena'nın Yunanistan'ın başkenti Athena, Athena'nın adından geliyor. Athena'nın adından geldiğinden dolayı Poseidon bunu kıskanıyor ve büyük bir savaş çıkacak tanrılar arasında. Tanrılar arasında bu savaş çıkmasın diye Athena yarattığı zeytin ağacının dalını Poseidon'a uzatıyor. Poseidon'a uzatıyor ve Poseidon sakinleşiyor. Huzur buluyor, rahatlıyor. Ve bundan dolayı savaş başlamıyor ama zeytin dalı uzatmak, birine zeytin ağacı, zeytin dalını uzatmak barışın simgesi oluyor. Bu barışın simgesi aslında Ararat'ın zirvesinde, Ağrı Dağı'nın zirvesinde ağzında ağzında zeytin dalıyla gelen güvercinin başlatmış olduğu bir durum söz konusu. Ve bu Yunan mitolojisine de bu şekilde giriyor. Akabinde Hazreti Nuh'un Nuh tufanı, Ararat, yani bugün Ermeniler ve Yahudiler, Hristiyanlar Ararat'a konuşlandığına inanırlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de Cudi'den bahsedilir. Cudi'den bahsedilir, Cudi. Ama Arapçadaki kelime ifadesine bakarsak Cudi kelime itibariyle yüksek yer anlamına gelir. Yani Cudi aslında Şırnak'ta bugün bahsedilen Cudi Dağı değildir. Cudi, Arapça yüksek yer anlamına geldiği için Orta Doğu'da bir sürü, 4 tane Cudi adında dağ vardır ve Cudi ile ilgili Ağrı Dağı'nın zirvesi de yüksek bir yerdir. Ya da Şırnak'taki Cudi Dağı da yüksek bir yerdir. Orta Doğu'da herhangi bir yer de yüksek bir yerdir. Ama Tevrat'a göre Ararat'ın zirvesinde konuşlanıyor. Peki, bu tufanın Ermenilerle ne alakası var? Şimdi, Ermeniler kendi efsanelerinde Nuh tufanının, Nuh'un gemisinin geçtiği yerle ilgili hikayeler anlatırlar. Bunlardan biri de Artos'tur ve Arnos'tur. Arnos bugün Çatak'la Bahçeseray, Van bölgesinde Çatak'la Bahçeseray arasında bulunan bir dağdır. Bu Türkçe adı Kepçe Dağı'dır. Onun adını Kepçe Dağı olarak değiştik ama Artos'a herhalde isim bulamadık. Artos, Artos olarak kaldı. Hazreti Nuh'un gemisi Ağrı Dağı'na konuşlanmadan önce gemi bu coğrafyadan geçer. Gemi bu coğrafyadan geçerken Hazreti Nuh artık tufandan bıkmıştır. Ermeni mitolojisinden bahsediyorum. Hazreti Nuh artık tufanın o ve daha önce yapmış olduğu gemi inşaatının zahmetinden bıkmıştır. Ve artık Hazreti Nuh inecek bir kara parçası aramaktadır. Ve Ermeni mitolojisine göre Hazreti Nuh Ararat'a uğramadan önce Van'daki, Gevaş'taki, Akdağ'ın karşısındaki Artos Dağı'nın zirvesini görür. Artos Dağı'nın zirvesini görür ve Hazreti Nuh'un gözünden bu tufanın biteceğine dair bir işaret amacı Hazreti Nuh'un gözünden bir damla gözyaşı dökülür Ağrı'da Artos Dağı'nın zirvesine. Ve Ermeni mitolojisine göre Artos, Hazreti Nuh'un gözyaşının konduğu bir yere Artos ismini veriyorlar. Eski Ermenice'de Artos, Nuh'un gözyaşı demek. Nuh'un gözyaşı demek ve daha sonra Arnos'a, Arnos'tan sonra Ararat'a geçiyor. Ve Vaspurakanların Akdamar'da aslında bir nevi bu kiliseyi inşa etmeleri de Arnos'un, Artos'un karşısındaki Nuh'un gözyaşının karşısındaki kutsal yer anlamına da geldiğini söyleyen kaynaklar söz konusudur. Şimdi Ermenilerin bu coğrafyadaki serüvenlerine bir bakalım. Ermeniler bundan önce pagan bir geleneğe sahipti. Ve Ermeniler çok tanrıya, daha sonra Zerdüştlük'ten de Ahura Mazda kültüründen de etkilendiler. Ama Ermenilerin Hristiyan olması, topyekün Hristiyanlığı kabul etmesi bir mucizeyle alakalı. Ermeniler bu coğrafyada nasıl Müslüman oluyor, Hristiyan oldu? Hristiyanlığa varmadan önce Ermeniler soylarını, bu coğrafyada yaşayan Ermeniler soylarını Xerxes'e kadar dayandırıyorlar. Adran Melek'e ve Asur Kralı Sanherib'e kadar dayandırıyorlar. Ve ondan sonra akabinde birazdan anlatacağım Kral Artaş'a ve Satenik hikayesinden sonra
O dönemden itibaren bu bölgede kurulan krallıklar, bağımsız ve vasal krallıklar söz konusu. Dediğim gibi köklerini bu bağlamda çok eskiye dayandırıyorlar. Peki Ermenilerin köklerini dayandırdıkları millet sadece Serkses ya da Asurlar ya da başka milletler mi? Hayır. Bu bölgede Ermeniler soylarını aynı zamanda Urartulara dayandırıyorlar. Urartulara soylarını dayandıran sadece Ermeniler mi? Hayır. Coğrafyada yaşayan Kürtler de aynı zamanda. Şimdi Batı bilim dünyası Kürtlerin ataları Urartular diyen bilim adamları var. Ermeniler zaten topyekin kendilerini sadece kendilerini kabul ediyorlar. Ermenilerin atalarıdır Urartular diye. Ve bazı bilim adamları da Urartularla ilgili Kafkas kökenli olduklarını, ne Kürt olduklarını, ne Türk olduklarını, ne Ermeni olduklarını söylerler. Yani bu bağlamda Urartularla ilgili herkes bir yere bir dayandırma yapar. Şimdi Ermenilerin soylarını Urartulara dayandırmasıyla ilgili Ararat kelimesini ele alalım. Mesela turlarda bahsederim. Arapça kelime kökleriyle itibariyle oluşur. Mesela Arapçada cebere kelime kökünü harfleri aldığımız zaman ele cebere bir zorunluluk demektir. İcbar kelimesine bakın, zorunlu. Cebere ifadeleri var. İcbar, cebere, mecbur olmak, mecbur olmak, cebere, cebren, cebere yine mecbur anlamında. Ya da kitap kelimesini ele aldığımız zaman ketebe hep yazmak ve okumakla alakalı. Ketebe, katip, kütüphane, okunulan yer, katip, yazan. Onun haricinde dediğim gibi ketebe kelime köküyle itibari türetilen kelimeler var. Ermenilerde de aynı şey söz konusu ve Ermeniler Urartu'nun Ermeni olduğunu iddia ederken aslında Ararat kelimesini de kullanırlar. Ve Ararat'ın içinde RRT bulunan kelime aynı zamanda Urartu'nun içinde bulunan RRT kelimesiyle bir tutulur. Ve aynı zamanda birazdan anlatacağım Vaskurakan Krallığı ki Artsruni Hanedanlığı tarafından kurulmuştur. Artsruni kelime kökü itibariyle Artsbini kelimesinden gelir ve Artsbini kelimesi Urartuca'da kartal demektir ve Vaskurakanlar kendilerine bu kartala dayandırırlar ve kartalın soyu derler. Bu bağlamda Akdamar Adası'na gittiğiniz zaman rölyef olarak bir sürü kartal da görürsünüz. Bu da bu ifadeye bir göndermedir. Peki Kürtler soylarını Urartulara dayandırırken nelerden bahsediyorlar? Kürtlerin de bugün Türkçe'de kullanılan ve Urartu, Ermenilerin getirdiği kelimeler gibi Kürtlerin de bugün kelime itibariyle Urartuca'da konuşulan kelimeler var. Bu kelimelere mesela örnek verelim. Urartu fırtına tanrısı kimdir? Teşi ya da Teşiba. Fırtına tanrısıdır. Aynı zamanda rüzgarla da ilişkilendirir. Kürtçe'de fırtına, rüzgar bugün Teşi anlamındadır. Teşeba, Teşi. Urartularda tarım tanrıçası vardır. Hebat. Hebat diye geçer bazı yerlerde. Hebat aynı zamanda çalışmakla da ilişkilidir. Bugün Kürtler çalışmaya hebat derler. Hebatkar, çalışan, tarımla ilgili çalışan. Onun haricinde bugün yine Kürtçe'de aman ambuşu, yani bulaşıkları yıka, bardakları, tabakları yıka anlamında aman kelimesi Urartuca'da bulaşık, kapkacak anlamında bugün Kürtçe'de hala kapkacak anlamında kullanılıyor. Onun haricinde Urartular kılıçlarına şuri derler. Kürtçe'de bugün kılıç kelimesine şur denir. Aynı zamanda Urartular göndermiş oldukları illerdeki beylerine mir olarak, bugün Kürtlerdeki mir, efendi, Hakkari mirleri, Botan mirleri anlamında onlar da mari derler. Yine Urartuca'da kullanılan da kelimesi vermek anlamında, Kürtçe'de bugün da hala vermek anlamında kullanılır. Evbede yani da anlamında. Keda kim verdi? Evda, o verdi anlamında. Da kelimesi hala bugün Kürtçe'de Urartulardan kalma bir sürü örnek var. Ben sadece 4-5 tanesine örnek verdim. Evet, M.Ö. 13. yüzyılda Lutupri'nin oğlu Sarduri 13 tane aşireti birleştirerek bir krallık kurdu. Ve büyük bir Urartu medeniyeti kurdu. Muhtemelen onun içinde Kürt aşiretleri de vardı, Ermeni aşiretleri de vardı. Bu bağlamda kelimeler, ifadeler hep söz konusu. Kürt olmadığını iddia edenler de var, ataları olmadığını iddia edenler vardı. İşte Kafkas kökenli olduğunu söyleyenler de var. Bu bölümde, bu bağlamda birçok şey söz konusu.
Ermenilerin dediğim gibi bu bölgede çok eskiden beri bulundukları bir gerçektir. Ve bu gerçekle ilgili bu bölgede pagan geleneklerini sürdürdükten sonra bir mucize ile Ermeniler Hristiyanlığı kabul eder. Bu olay nedir? Şu anda ekranda görmüş olduğunuz en solda haç boynunda olan Azize Hripsime, ortadaki Azize Gayane ve onun yanında Kral Tırdat ya da Aziz Gregorius olması lazım resimleri var. Peki bu olay nasıl? Azize Hripsime kendini Azize Hripsime bakiredir. Azize Gayane bakiredir. Bunlar rahibedirler ve İstanbul'da, Konstantinopolis o dönemki adı İstanbul'da yaşıyorlar. İstanbul'da yaşadıkları zaman Bizans kralı, Bizans imparatoru Azize Hripsime'ye bir evlenme teklifinde bulunur. Azize Hripsime de sadece o değil, o kadar güzel bir kadın ki civardaki bütün insanlar onunla evlenmek istediği için Azize Hripsime de hocası, ortada bulunan Azize Gayane ve beraberindeki bakirelerle beraber yola düşerler, yola revan olurlar ve en son geldikleri yer Van bölgesidir. Resimde görmüş olduğunuz gibi Azize Hripsime'nin sağ elinde bir haç var. Bu haç aslında rastgele konulmuş bir resmin haçı değil. Bunu burada kutsallığını övmek için gösterilen bir haç değil. Bu Hazreti İsa'nın çarmıha gerildikten sonraki haçının bir parçasıdır. Yani Hristiyanlar diyor ki İsa çarmıha gerildi ve İsa çarmıha gerildikten sonra çarmıhı parçalara ayrıldı. Kutsal bir çarmıh olduğu için, çünkü salvation da bir kurtuluş, İsa'nın çarmıha girilişi. Bundan dolayı çarmıhı parçalara böldüler ve herkes çarmıhı dünyanın farklı yerlerine götürdü ve Van'a da bir çarmıh geldi. Van'a gelen çarmıh da Azize Hripsime'nin İstanbul'dan kaçmasıyla beraber geldi. Yalnız hesap etmediği bir şey vardı. Güzellik onun başına bela oldu. Çünkü Van'a geldiği zaman Ermeni kral Tırdat Azize Hripsime'yi, namını, güzelliğini duyar duymaz Azize Hripsime'ye aşkını itiraf eder. Ve Azize Hripsime'yi çağırır. Azize Hripsime'yi huzuruna çağırdıktan sonra Kral Tırdat ona evlenme teklifinde bulunur. Ancak Azize Hripsime Bizans İmparatorluğu bile kabul etmemişken, bu Ermeni kralını hiç kabul etmem, ben kendimi Tanrı'ya adadım, Tanrı'ya adadım, bundan dolayı ölene kadar bakire olacağımdır. Daha sonra ortadaki resimde bulunan Azize Gayane'yi çağırır huzuruna. Azize Gayane de huzuruna geldikten sonra evet, Azize Gayane. Orta kısımdaki Azize Gayane. Bunu biraz daha şey yapayım. Şöyle yapalım. Evet, neden şey oldu? Biraz daha. Neyse, onu ileriki slaytlarda yaparım. Evet, şu ortada görmüş olduğunuz kadın Azize Gayane'yi huzuruna çağırır. Ben bu kadına evlenme teklif ettim. Kabul etmedi, onu ikna ettiler. Onu ikna ettikten, onu ikna edeceksin ve ben bununla evleneceğim. Aşık oldum, başka yapacak bir şey yok der. Azize Gayane de Hripsime'nin yanına gider ve Hripsime'ye der ki kesinlikle ve kesinlikle onunla evlenmeni istemiyorum. Evlenmeyeceksin. Sen ne karar verirsen arkasındayım. Biz bu zulümden kaçtığımız için o kadar yola düştük, eşkıyaları atlattık geldik. Bu Ermeni krala da hayır diyeceksin. O da zaten kesinlikle evlenmem der ve bunun üzerine Kral Tırdat şu iki kadının ve beraberindeki bakirelerin kellesini uçurur. Kellesini uçurduktan sonra kral delirir. Kral delirir ve bütün hekimler gelir, alimler gelir, o dönemin ilim adamları, bilim adamları gelir ve krala çare bulamazlar. Krala çare bulamazlar ve kral daha önce zindana inancından dolayı atılan Aziz Gregorius'u adamları çıkartır. Gel der, kralımızı iyileştir. Çıkar Aziz Gregorius kralın huzuruna. Aynı zamanda kendi tarafından atılmıştı içeriye ve kralı iyileştirir. Kralı iyileştirdikten sonra kral ne yapar? Kral hemen tövbe eder ve der ki bundan sonra benim ve milletimin dini Hristiyanlıktır. Ermenilerin bu vesileyle Hristiyanlığa geçtiği hikayeler sadece bir kaynakta değil, en az 10-15 kaynakta rastladığım kaynaklarda bu hikaye anlatılır. Ve bu hikaye, ben derslerde öğrencilerime hep toplumsal bilinçten bahsederim. Toplumsal bilinç şudur. Aynı anda, aynı dönemde Afrika'daki insan da şu anda Afrika'daki bir insanın da döktüğü gözyaşı aynıdır.
annesine babasına duyduğu sevgi şefkat aynıdır. Van'daki, Urfa'daki, Mardin'deki bir insanın da aynıdır. Hepimiz sonuç itibariyle insanız. Edebiyatımızdaki karakterler birbirine benzer. Felsefelerimiz birbirine benzer. Yaşam stillerimiz farklı olsa da yine sonuç itibariyle hepimiz insanız. Yeriz, içeriz, ihtiyaçlarımızı gideriz. Bu bütün insanlar için geçerlidir. Ve hikayeler de birbirine benzer. Bu hikaye bize neyin hikayesini hatırlattı? Mardin'deki, Mardin'i bilen rehberler ve orayı anlatan rehberler çok iyi bilir. Kırklar Kilisesi'nde Mor Behnam ve Mort Saro hikayesini anlatırız. Mor Behnam da Mort Saro da işte amansız bir hastalığa yakalanır Saro ve kız kardeşini alıp hekimlere dolaştırır. Hekimler çare bulamaz. Sonra derler ki inançlı bir adam var burada Mor Matay adında. Gidin ona der, o iyileştirir sizi. Bunlar da giderler. Mor Matay ne yapar? Bunu iyileştirir ve bunlar da daha sonra bu aziz adamın dinine tabi olurlar, Hristiyan olurlar. Akabinde ne olur? Babaları Sanherib kalkar çocuklarına bu dinden vazgeçin der ve bunlar da vazgeçmedikleri için kellelerini uçurur. Baba yine delirir, yine hastalanır. Babayı iyileştiren kim? Yine Mor Matay. Aziz Gregorius iyileştiriyor. Mor Matay iyileştiriyor. Aziz Gregorius'tan sonra Tırdat Hristiyan oluyor. Mor Matay'dan sonra Sanherib Hristiyan oluyor. Bu bağlamda hikayeler de birbirine benzer. Birazdan Akdamar efsanesini anlatırken de yine ne kadar birbirine benzeyen bir hikayeye değineceğiz. Bu bağlamda Ermenilerin bu bölgede Hristiyan olması bu hadiseyle devam eder ve bu hadiseyle günümüze kadar dediğim gibi gelir. Ermenilerden Hristiyan olan tebaa, ilk hanedan da Aziz Bartolomeus ve Aziz Tadeus'un telkinleriyle Vaspurakan'ın ilk atalarıdır. Vaspurakanlar Ermeni hanedanlığı içinde Hristiyanlığı kabul eden ilk millet olarak, ilk beylik olarak, Ermeni beyliği olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda dediğim gibi Ermenilerin Hristiyan olma serüveni, Türklerde Saltuk Burhan destanı, farklı milletlerde bir sürü destan vardır. Ermenilerde de bu destan söz konusudur. Evet, Azize Hripsime elindeki haçı nereye getiriyor? Azize Hripsime elindeki haçı Van'da bulunan Erek Dağı'na getiriyor. Erek Dağı'nın orada bir aziz kalkıp bunu buluyor ve daha sonra haçın bulunduğu yere bir kilise inşa ettiriyorlar. Bu da Baragavank Kilisesi, yani günümüzdeki adıyla Yedi Kilise. Yedi Kilise'ye geliyor ve bu bölgede Azize Hripsime'nin getirdiği haç anısına bir kilise inşa ettiriliyor. Bu bağlamda Erek Dağı Ermeniler için kutsal bir dağdır. Niye? Çünkü Ermeni kaynaklarını incelediğim zaman Erek Dağı'nın zirvesine Galile derler. Galile kimin doğum yeriydi? Nasır Ali İsa'nın doğduğu kasabaydı Galile. Bugün Erek Dağı'nın zirvesiyle ilgili Galile ifadesi kullanılır Ermeniler. Ve Erek Dağı da kutsal bir dağdır. Çünkü Hripsime'nin haçın parçasını getirdiği yerdir ve yedi kilisenin olduğu yerdir. Evet, bakın buradaki fotoğrafta şu adam, Kral Tırdat deliriyor ve şurada da Aziz Gregorius onu iyileştiriyor ve bu şekilde dediğim gibi Ermeniler Hristiyan oluyor. Evet, bahsettiğim Varagavank Kilisesi. Hemen sol tarafta, ekranınızın sol tarafında Varagavank Manastırı'nı görüyorsunuz. Yıkılmadan önceki hali. Arkada da Erek Dağı var. Ve sağ taraftaki fotoğraf ise Varagavank Manastırı'nın maalesef şu anki hali. Varagavank Manastırı'nı birazdan daha konuşacağız. Çünkü Van'ın ilk gazetesi Vaspurakan Kartalı, Ermeniler tarafından yazılan Vaspurakan Kartalı da Varagavank Manastırı'nın yazımhanesinde basılmıştı. Ve Ermeniler kendi dillerinde Ermenice Van'ın ilk gazetesi Vaspurakan Kartalı'nı çıkarmışlardı.